Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Merhaba, hoş Merhabalar geldiniz. hocam, hoş Hoş geldiniz. bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle herkese merhabalar diyorum tekrar. Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Müzik Bilim Web Konferansları adlı program ile karşınızdayız. Bu programın gerçekleştirilmesinde desteğini eksik etmeyen Kafkas Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hüsnü Kapı'ya öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. Bu arada rektörümüz Hüsnü Kapı ile ilgili bir duyuruyu da paylaşmak istiyorum. Profesör Doktor Hüsnü Kapı'nın babası Muhlis Kapı Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet. Sayın rektörümüze ve kederli ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı demek istiyoruz. Evet, hasta COVID-19 hastası olduğunu duymuştuk en son. Evet, evet, Allah evet, rahmet evet. eylesin. Allah Amin, rahmet eylesin. amin, amin, Eylesin. amin, rahmet eylesin. Program Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sibel Polat ve Trabzon Üniversitesi'nden öğretim üyesi ben Doktor Koray Ilgar moderatörlüğünde gerçekleştirilmektedir. Bugün gerçekleştireceğimiz programda Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Banu Mustan Dönmez'i ağırlamanın mutluluğu ve memnuniyeti içerisinde olduğumuzu öncelikle ifade etmek Teşekkür ederiz. istiyoruz. Banu Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür Hoş geldiniz ediyorum. hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Banu Hocam, kendinizi tanıtarak çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz? Evet, ben hemen kısaca tanıtayım. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimimi 9 Eylül Müzikoloji'den Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümünde bitirdim, tamamladım. Ve orada yaptım uzmanlıklarımı. Daha sonra 2009 senesinde 2009 senesinde Malatya İnönü Üniversitesi'ne doktor olarak, öğretim görevlisi doktor olarak atandım. 9 yıl orada görev yaptım. Orada yükseldim. Kadrolarımı falan da orada aldım. 9 yıl orada çalışmalarımı bilfiil devam ettirdim. Daha sonra işte 2017'de açılan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne 2018'de çağrıldım. Ve 3 yıldır da Ankara'dayım. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi yeni kurulmakta bir üniversitedir. Yeni yeni oluşmaktadır. Biz Türkiye'deki hani müzikoloji sorunları, müzik kadroları ile ilgili ne gibi sorunlar var? Bunlar üzerine tartışırken hani böyle bir şeyin içinde kendimizi bulduk. Oluşumun içinde kendimizi bulduk. 2020'de profesör unvanı aldım bu üniversitede. Halen aynı üniversitede çalışmalarıma devam etmekteyim. Yeni kurulan bir üniversitedir. Yeni yeni genişlemektedir. Var olan yeni trendler, yeni düşünceleri uygulama aşamasındadır üniversitemiz. Ben kendim şöyle, müzikolojinin çok farklı alanları var biliyorsunuz. Hani klasik anlamdaki tarihsel müzikoloji, kültürel müzikoloji ve sistematik müzikoloji dışında bir de işte yeni müzikoloji, kültürel çalışmalar, oryantalist çalışmalar, toplumsal cinsiyet teorileri gibi çok farklı alanlarla ilgili geniş bir alan müzikoloji. Dolayısıyla hani burada tek bir alana bağlı değiliz, interdisipliner çalışıyoruz ama benim kendi uzmanlık alanım aslında kültürel müzikoloji. Özellikle de son yıllarda inanç müziği etnolojisine girdim, kültürel müzikolojinin bir alt dalı olan. Ben hani çalgı biliminde de mesela çalgıları da etnoorganolojik, yani kültürel organoloji anlamında inceliyorum. Çalgıları, ibadeti, dini, her şeyi kültürel anlamda inceliyorum. Yani müziğe kültürel açıdan yaklaşıyorum. Benim alanım bu. Bu da tabii sıkıntılı bir alan çünkü bunun değerini, kıymetini anlamak zor. Bir de gidilen yanlış yollar da var. Onlar tabii ayrı bir mevzu, hani ayrıyeten onlara da değineceğim. Ama ben müzikolojinin kültürel müzikoloji alanı ve inanç müziği etnolojisi alanına ilişkin birçok tez de yürüttürdüm. Kendim de çalışmalar yaptım. Zaten Sibel Polat beni bilir. Evet. Dokuz şeyde İnönü Üniversitesi'nde doktora öğrencimdi. Tez aşamasında da bayağı şey yaptık. Değerli Birlikte katkılarınız oldu. Çok sağ olun. Fikir alışverişinde bulunduk. Koray hocamla da işte bu Ahıska Türkleri üzerine çalışırken tanışmış oldum. İnşallah Evet. sağlıklı günlerde yüz yüze çalışabilme imkanımız da olur. Tamam, İnşallah hocam. biz de çok istedik hocam. Sağ Evet. olun. Tabii şey var, müziğe kültürel açıdan yaklaşmak için biraz böyle bakış farkı gerekiyor. Biz o farklı bakışı yakalamaya çalışıyoruz. Bu alanda da işte
çok farklı alanlarla ilgili çalışmalar da yaptık. Hani bir WordPress sayfam var. Orada bütün makalelerim ve kitaplarım ya da kitap bölümlerimle ilgili teferruatlı bilgi var. Hani burada çok da fazla açılmayalım, toparlayarak gidelim, öyle söyleyeyim. Yani kafamın içinde uygulamaya çalıştığım her şeyi yapmaya çalışıyorum. Yapamadıklarımı da yapması için lisansüstü arkadaşlarımıza öneri olarak sunuyorum. Çünkü insan her şeye ömrü vefa etmez, gücü enerjisi de vefa etmez. O anlamda elimizden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyoruz öğrencilerimize, çevremize. Evet. Sağ olun hocam, sağ olun. Çok teşekkürler. Her zaman desteğinizi uzakta da olsanız hissettiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim teveccühün. O senin mütevaziliğin, senin güzel ruhun. Çok teşekkür ederim hocam. Açıklamalarınız için tekrardan biz size teşekkür ediyoruz hocam. Müzik Bilim Web Konferans programını izlemekte olan sayın dinleyicilerimiz de siz değerli konuğumuzu bu açıklamalarınız sayesinde daha yakından tanımış oldular. Ayrıca davetimize teşrif ettiğiniz için değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir şey değil, estağfurullah, ne demek. Evet, değerli dinleyicilerimiz, Sayın Profesör Doktor Banu Mustan Dönmez, Soyut Kültür Ürünleri ve Kolektif Bellek, Kültür, Maneviyat, Müzik başlığı kapsamında konferans sunumunu gerçekleştirecek. Hocam, sunumunuza geçmeden önce size iki sorumuz olacak. Birinci soruyu ben size aktaracağım. Başarılı ve deneyimli bir müzik bilimci olarak siz müzik bilim kavramının ifade ettiği asıl anlamı ve bir disiplin olarak kapsamındaki başlıca bilimsel ilkeleri kendi bakış açınız doğrultusunda nasıl yorumlarsınız? Bu bağlamda da bu bağlamdan yola çıkacak olursak alanında yetkin, gerçek bir müzik bilimcinin sahip olması gereken en önemli akademik ve bilimsel nitelikler size göre nelerdir? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz hocam. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi bu sorunun yanıtı aslında çok uzun. İnşallah ya yüz yüze ya da gene video kayıt olmasının güzel tarafı kaybolmuyor, arşive atılıyor. Çok tuttum bunu. Başka bir böyle bir program yaparsak ben Türkiye'deki müzikolojinin alt disiplinleri adına neler yapılması gerektiğiyle ilgili belli başlı öneriler de sunacağım. Çünkü benim bu soruya vereceğim yanıt etnoorganoloji için farklıdır. Lütiyelik ya da dijital lütiyelik için farklıdır. Efendime söyleyeyim, yeni müzikoloji için farklıdır. Tarihsel müzikoloji ve tarihsel etnomüzikoloji için farklıdır. Çünkü çok geniş ve farklı alanlar. Dediğim gibi ben bir tanesine tam olarak hakim olmaya çalışıyorum. Orada bile mesela kültürel müzikolojide bile bir etnomüzikoloğa önce sorarlar. İşte Orta Doğu azınlıkları üzerine mi çalışıyorsunuz? Uzak Doğu ya da Asya müzikleri üzerine mi çalışıyorsunuz? Avrupa'daki yerel halk müzikleri üzerine mi çalışıyorsunuz diye sorarlar. Yani etnomüzikologların bile uzmanlık alanları, işte Afrika üzerine mi çalışıyorsun, Güney Afrika üzerine mi çalışıyorsun? Etnomüzikolojideki bile alanlar farklı. Tarihsel müzikolojide bile mesela işte ben barok uzmanıyım, ben Bach ve Handel uzmanıyım, ben işte Mozart uzmanıyım deniyor tarihsel müzikolojide. Kolojide de böyle. Dolayısıyla çok geniş bir de uzmanlık alanları da hani tarihte de öyle değil midir? İşte şöyle bir şey vardır. Cumhuriyet dönemi tarihçisi farklıdır. Osmanlı tarihçisi farklıdır. Bizans tarihçisi farklıdır. İşte uygarlık tarihçisi farklıdır. Yani dolayısıyla hani bu bilgi birikiminin sonu sınırı yok. Ama ben tabii burada toparlayıcı konuşmak istiyorum. Müzik ve loji adını alarak birleşip müzik bilim anlamına gelmiş bir disiplinden bahsediyoruz ki bu aslında müzikoloji olarak kurumsallaştıran, bunu ilk defa disiplin haline getiren ya da müzikoloji adını Almanca'da müzikoloji adını ilk defa işte anan Guido Adler'dir 20. yüzyılın ilk yarısında ve onun ünlü makaleleri vardır bu müzikolojinin alt dallarını bugünkü haline gelmesini temellerini atmıştır. Tarihsel müzikoloji, karşılaştırmalı müzikoloji ve sistematik müzikolojinin daha sonra gelişmiştir bunlar. Ama tabii burada müzik adına yapılmış olan bütün her şey, yani müzik adına yapılmış olan bütün entelektüel etkinlikleri icra dışında, hani icrayı da besler. İcra da ondan beslenir, o da icradan beslenir. Birbirinden ayrılamazlar ama sonuçta müzikolojinin alanı müziği uygulamaktan ziyade müzik üzerine entelektüel bir düşünme edinmek. Bu sayede de
insanın kendisini tanımasını sağlamak. Çünkü biliyorsunuz antik Yunan'daki en önemli şey kendini tanı Sokratik buyruğu. Bizim Anadolu halk türkülerimizde de var. Dünyanın birçok müziğin ve şiirinin içinde de geçer kendini tanıma ibaresi. Dolayısıyla müzik insani bir etkinlik olduğu için, kültürel bir etkinlik olduğu için müzikoloji yaptığınız zaman direkt insanın kendisini tanımaya yönelik hareket edersiniz. Hani bir bilgisayar teknolojisine de ihtiyacınız vardır. İşte bir inşaat mühendisine de ihtiyacınız vardır ama onlar sizin hayatınızı kolaylaştırmak adınadır. Burada tabii müzikoloji de kendini tanıma adına bir çabanın bir parçası olduğu için felsefi birdir. Mesela PhD dediğinizde siz philosophy of doctor'dır aslında. Doktora filozofudur. Avrupa'da böyle anılır bu. Çünkü bu felsefe doktoru olmak demek aslında yani müzikoloji yaptığınızda da felsefe doktoru olarak anılırsınız. İlahiyattan doktora yaptığınızda da felsefe, teolojiden de yaptığınız zaman felsefe doktoru olarak anılırsınız. Bunun nedeni felsefe ile bilimin birbirinden kopmaması. Dolayısıyla özellikle insani anlamda humaniter çalıştığınızda müzikoloji aslında insanı anlamaya yönelik etkinliklerden bir tanesidir ve müzik üzerine düşünülmüş olan entelektüel bir şeydir, çabadır, bakış açısıdır. Benim burada tabii müzikolojinin çok çok farklı ve çok çok ayrı alanları ve disiplinleri var dedik ve hepsinin çalışma konuları, yöntemleri ve yaklaşımları açısından da heterojen olmadığını burada söylemek lazım. Özellikle sistematik müzikoloji, umbrella term dedikleri şemsiye bir kavramdır ve şey değildir, nasıl söyleyeyim, heterojendir, homojen değildir ama dolayısıyla bu heterojen alanlar için tek tek ayrı ayrı burada konuşamayız hani şu an bizim çalışma başlığımızın dışına çıkmış oluruz ama benim mesela genç müzikoloji adayı arkadaşlarıma bir takım önerilerim olur. Çok okumak, çok yazmak, çok düşünmek ve bu işi çok sevmek ve bu işin maneviyatında olmak. İnanın yani bu hoca da olsanız, öğrenci de olsanız hiç değişmiyor. Eğer hayatınızı adadığınız bir şey yoksa ve sizin kafanızın işte %70'ini nasıl olur da ikinci yazlığımı alırım meşgul ediyorsa ya da işte kafanızın %70'ini işte nasıl olur da çok pahalı model bir aracı almak için paramı denkleştiririm, nasıl olur da kredi alırım, kafanızın %70'i bunlarla doluysa gerçekten bu işe şey veremezsiniz, gönül veremezsiniz. Bu iş gönül işi. Diyor ya bazı partiler gönül işi. Gerçekten aslında hayatın her alanında o gönül işi çok önemli bir iş. Yani dolayısıyla bu işe gönül vermek, hayat tarzını da değiştirmek gerekiyor. Yani çalışmayı kültür haline getirmek, çalışmaktan haz almak ve hobilerinin çok büyük bir kısmının da mesleğe yönelik hobiler olmasını sağlamak, bunu hayatın çok önemli bir parçası haline getirmek bence sadece müzikolojinin değil her alanda başarının bir anahtarı. Dolayısıyla dediğim gibi çok okumak, çok yazmak, bir de şu, sadece müzik kitabı okuyarak da müzikolog olunmaz. Yani müzikoloji interdisipliner olduğu için felsefe, sosyoloji, tarih gibi birçok alanda, mitoloji gibi yani birçok alanda okuma yapmak gerekir. Özellikle belirli bir noktada başarı yakalamak istiyorsak bir entelektüel kimliğimizin olması lazım. Yani siz eğer doktora düzeyine gelmişseniz ve hala işte ben eğitim konularıyla ilgili mi çalışayım, işte organolojiyle ilgili mi çalışayım, yok işte inanç müziğiyle ilgili mi çalışayım, yok işte nöromüzikolojiyle mi ilgili çalışayım, işte biyomüzikolojiyle mi ilgili çalışayım, bunları ya da işte müzik terapi mi yapayım diye doktora düzeyine gelip de hala soruyorsanız, kendinizin alanını çizmediyseniz doktora düzeyinde başarıyı yakalamak mümkün değil. Yani bu işin en önemli formülü o müzikolojiye ait de alt disiplinlerden birini edinmek ve uygulamaya geçirmek ve o konuda zaten bir hissiyat vardır. Yani siz o kimlikte olduğunuzu hissedersiniz. Nasıl takım tutarken o takım ruhuyla birlikte hareket edersiniz. Ya da kurumunuza çok bağlıysanız kurumunuzla birlikte takım ruhuyla birlikte hareket ederseniz. Ya da bir işte mesela bir ulusunuz vardır. Ulusunuzun acısı sizin acınızdır. Ulusunuzun sevinci sizin nasıl sevincinizdir. Bu işte de böyle bir aidiyet gerekiyor. Yani bir alana ait olmak gerekiyor. Ben öğrencilerime şunu yapıyorum. Mesela ben işte kültürel müzikoloji üzerine çalışıyorum diye öğrenciye bunu kastırmıyorum. Yani öğrenci eğer müzikle terapi üzerine çalışıyorsa onu o konuda neler yapması gerektiğiyle ilgili önerilerimi verip uzman kişilere yönlendirmeyi tercih ediyorum. Ya da işte eğer o kişi iyi bir teknologsa diyorum ki sen müzikolojiye geçme lütfen. Sen bu alanda iyisin.
interdisipliner de çalışabilirsin ama yazık etme. Bak şöyle şöyle yap. Yani öğrencinin kendi fıtratına, kendi arzularına, kendi doğasına dönük olarak ben öğrencinin kanalına giriyorum. Öğrenciyi kendime çok fazla çevirmeye çalışmıyorum. Ama öğrenci beni baz alıp da benim incelediğim alanları incelerse de bunu tabii ki teşvik ediyorum. Yani bu konuda hani bu sorunun cevabı hem çok dar hem çok geniş. O yüzden hani burada toparlamaya çalışayım. Toparlamaya çalışmış olayım. Evet. Peki Hanım Hocam. Ederiz. Paylaştığınız bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum öncelikle evet. Size. Şimdi benim de ikinci bir sorum olacak size. Bu sorumuzun ardından sunumunuz için hemen size, evet. Sözü size bırakacağız Banu Hocam. Şu şekilde, sizce müzik alanındaki soyut kültür ürünlerinin toplumsal bellek bağlamında gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için neler yapılmalıdır? Ve bu anlamda nasıl bir yol haritası çizilmelidir? Buyurun hocam. Bu sorunun en başındaki ilk kelimeyi bir daha alabilir miyim? İlk müzik alanındaki evet, evet. Soyut kültürünleri değil mi? Tamam. Evet, tamam, evet. Tamam. Evet, kesinlikle. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Son işte bu endüstri devriminden sonra İngiltere ve bütün dünya ile birlikte devam eden bu endüstri devriminden sonra bir yönelim oluştu. Bu yönelim popüler kültür ürünlerinin de oluşmasını sağladı. Her şeyin alınıp satılan bir meta haline gelmesi kültürü de aslında alınıp satılır bir meta haline getirdi. Dolayısıyla bu Frankfurt Okulu tarafından çokça eleştirildi. Çünkü onlar bu konuda haklı olmakla birlikte yeni bir şeyle karşılaştıkları için bunu çok eleştirdiler ve kitle kültürü, popüler kültür, yığın kültür gibi adlarla anıldı bu. Tabii bunun yani bu popüler kültürün ya da müziğin endüstrileşmesinin getirdiği olumlu ve olumsuz çok fazla yön var. Ancak şunu söylemek isterim. Aslında müzik doğası itibariyle soyuttur. Müziğin tanımı içerisinde biz anlam kayması yaparak müziğin işte hoşça vakit geçirilmek için oluşturulan bir insan etkinliği, bilişsel kognitif işitmeye ve el hünerine ya da işte dil hünerine, vokal hünere dayanan bir işte ve onun algılamaya dayanık bir etkinlik tamam ama bunun hoşça vakit geçirmeye yönelik bir etkinlik olduğu düşüncesi içerisine girildi popüler kültürde. Bunun en büyük sakıncası şu. Biz kültür üzerinde bir anlam kaymasına neden olduk. Yani aslında müziğin çıkışı bu değildi. Şimdi endüstrileşme ve kapitalist ekonomik sistemin hızlı ilerleme ve kalkınma, insan yaşamını kolaylaştırma gibi yönleri olduğu gibi insan hayatını, insan düşüncelerini, insan ruhunu sığlaştırıcı yönleri de var. Dolayısıyla bu sığlaştırmayı biz müzikte çok fazla gördük. Müzik gerçekten bu AVM'lerde ya da işte şeylerde, müzik klaplarda ya da ona benzer farklı mekanlarda gördüğümüz gibi sadece işte hoşça vakit geçirmenin bir gereci falan değil aslında. Bu sonradan sonra popüler kültürle birlikte sığlaşmaya başladı. Bu sığlaştırılmış bir tanım. Ve bu tanım düşüncelerimizi de aslında sığlaştırdı. Bakış açımızı da sığlaştırdı. Bu yönde biz bir anlam kayması yaşadık. Aslında müzik antikiteden bugüne ve sadece batıda değil, batı dışı bütün kültür ürünlerinde içinde hakikati taşıyan bir kase, bir altın kase gibi görevi hakikati taşımak ve hakikate hizmet etmek idi. Ama biz daha sonra bu yüzeyselleştirme ile birlikte biz algılarımızı da, düşüncelerimizi de değiştirdik. Yani şimdi ben bakıyorum mesela günlük hayatımızda yaptığımız her şey bizim müzik idrakımıza ve müzik uygulamalarımıza da birebir yansıyor. Biz mesela Sokrates de bu toplumun çocuğuydu ve işte milattan önce yaşadığı dönemlerde işte yalın ayak ve üzerinde bir şeyle, beyaz bir önlükle geziyor. Bildiğim bir şey varsa hiçbir şey bilmediğimdir ve kendini tanı söylemleriyle gençleri eğitmeye çalışıyor. Sonra baldıran zehriyle içerek hayatını kaybetmiştir. Onun savunması piyasada kitap olarak gezer. Gene işte Sinoplu Diyojen'in gölge etme başka ihsan istemem demesi ve bir öyle bir rivayet edilmesi, işte bir Makedon kralına İskender'e bunu demesi, hani bu doğru olmasa bile buradaki anlam çok önemli. İşte elinde fenerle insan araması ve bir kraldan biz nasıl işte güçlüye biat etme bizde kültürü doğduysa birçok şeyi elde etmek ve hayatı kolaylaştırmak adına aslında bu bir dejenerasyon bence.
Biz gerçekten hani dervişlerimiz ne der? Bir lokma bir hırka der. Hani biz dervişlerimizin bir lokma bir hırka dediği Anadolu'daki filozoflarımızın ister Yunan olsun ister başka bir şey olsun biz aynı coğrafyayı paylaştık, aynı toprağı paylaştık. Hani gölge etme başka ihsan istemem dediği işte Nesimi'nin ne bileyim gene deyişleri içerisinde söylediği bir deyişi var. Şeyle ilgili bu har içinde biten gonca güne minnet eylemem işte şey minnet eylememekle ilgili yani rızkımı veren hüdadır kula minnet eylemem. Yani bu böyle bir kültürden geldik ama bu kapitalist ekonomik sistemle birlikte aslında biz her şeyi yüzeyselleştirmeye ve dejenere etmeye başladık. Bu bizim algımız aslında müziğe de yansımaya başladı. Bir defa bunun önüne geçilmesi lazım. Yani gelenekten gelen hiçbir şey boş değildir. Yani teknoloji kullanmak bizi dahi falan yapmaz Allah aşkına. Yani Immanuel Kant'ın iPhone'u mu vardı? Ya da işte Platon'un şeyi mi vardı? Bilgisayarı mı vardı? Ya da işte çok güzel uçakla seyahat mi ediyordu bunlar? Ama nedir? Onların düşünceleri hala bugüne ışık tutuyor. Demek ki bu algılarımızı değiştirip antikitede ne var? Arkaik olanda ne var? Geçmişte ne var? Evvela bunları bir sorgulamamız lazım. O zaman müziğin anlamını ve amacını anlamış oluruz. Bu anlamda da bu sefer müzik aracılığıyla bize taşınan mesajları biz anlamış oluruz. İşte kültür incelemesi bu anlamda iş görüyor. Yani biz kültür incelemesini bu anlamda öneriyoruz. Mesela çok farklı inanışlar, çok farklı düşünüşler var. O düşünüşleri idrak etmek, anlamak gerek Batı'ya ait olsun, gerek bize ait olsun ve onların müzikle ne şekilde taşındığını anlamak. Aslında bizim yaptığımız şeyin arkeolojiden çok farkı yok. Çünkü soyut bir kültürün içerisinden resmen o kültürü alıp kazıyoruz. Bu anlamda ben işte Apostolik Ermeni cemaatiyle ilgili bir arkadaşı çalıştırdım. Ezidilerle ilgili bir arkadaşım yüksek lisans tezi yapıyor bende. Süryanilerle ilgili bir arkadaş tezini verdi. Kendim Alevi Bektaşi müziği üzerine çalıştım. Ama farklı müzik kültürleri üzerine de çok fazla çalıştırdım. Antakya Arapları üzerine, Hristiyan Antakya Arapları üzerine, onların dini ayinleri üzerine çalışıldı. Burada sayım mistisizminin, makamın, müziğin çok farklı anlamları var. Bu anlamda bakmak gerekiyor. Ve şey, bir defa soyut kültürünün bugüne taşınabilmesi için kültürün öneminin bilinmesi gerekiyor. Müziği sadece bir tını değil de o tını aracılığıyla taşınan kültürü ne şekilde taşıdığını anlamak gerekiyor. Bunun için benim mesela en büyük önerim şu. Biz kendi literatürümüze gömülmüş durumdayız. Uluslararası literatüre bakmak lazım. İşte uluslararası literatür alanında çeviriler yapmak lazım. Yani bu kültür nasıl inceleniyor? Kültürler nasıl ele alınıyor? Bir sözün içerisinde 10 tane metafor bile olabilir. Yani önemli olan onları çözümlemek. Çünkü onları çözümleyemediğiniz zaman bugüne niye gelmiş, neden gelmiş bunu anlayabilmeniz mümkün değil. Ve şey, başımızı kuma gömmemek adına mesela Türkiye'de etnomüzikolojideki en büyük hata bana göre sadece ulusal bazda düşünülmesi ve ulusal bazda çalışılması. Ben o yüzden hani bu şeyi kırabilmek için yani sadece iç kaynaklarımızdan beslenme olayını kırabilmek için işte uluslararası müzik literatürü diye bir ders açtım buraya gelirken ama Malatya'da da böyle bir ders açmıştım. Uluslararası müzik literatürü burada hani dünyada neler oluyor, nasıl bakış açıları nasıl bunları anlayabilmek çok önemli. Bir de bizim gibi mitolojinin, kültürün, tarihin üzerinden çok fazla geçtiği kavimler kapısı olarak geçen Anadolu'da o izleri, o eserleri sadece arkeolojide bulamazsınız. Esas soyut kültür ürünlerinde bulursunuz. Destanlarda, mitlerde, masallarda, müzik ürünlerinde bulabilirsiniz. Dolayısıyla bunların altının çok iyi deşirmesi ve incelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii bunun tek bir yolu yok. İşte bizim yaptığımız şey, bizim yapacağımız şey uluslararası literatüre bağlı kalmak, doğru alan çalışması yapmak ve özellikle kendi güdümümüzde olan, kendi şeyimizde birlikte hareket ettiğimiz ülkeler, müttefikimiz olan ülkeler, Türkiye Cumhuriyetler, buralara
Doktora ve post doktora düzeyinde öğrenci yollanması ve buralarda ciddi alan çalışmaları yapılması gerek Türkiye olsun gerek Türkiye olmasın birçok dünyanın birçok yerinde bir arşiv toplanması gerekiyor. Bu arşivlerin mesela bireysel arşivler de var. O bir çağrı yapılarak tıpkı işte Berlin'de olduğu gibi zamanında 20. yüzyıl başında Berlin Fonograf Arşivi gibi bir tek elden bir arşivin olması ve çok iyi bir şekilde korunması. Hem bize ait kültür mirasının hem bize ait olmayan diye bir şey yok. Hepimiz insanız, hepimiz beşeriz yer kürenin üzerinde. Dost düşman yok. Savaşmaya mecbur olduğu için ya da savaşmak işte bir yasa olduğu için savaşıyoruz. Yoksa kin de beslemiyoruz aslında kimseye. Dolayısıyla bunların hepsinin bir insanlık mirası olarak işte her ülke nasıl yapıyorsa, gelişmiş ülkeler, Almanya'da Berlin Fonograf Arşivi nasıl varsa, Amerika'da nasıl bir minimum arşivler varsa, bizlerin de böyle tek elden bir merkez bulup bu arşivleri toplamamız, hatta bireysel anlamda arşiv biriktirmiş olanları da tabii ki döve döve alacak halimiz yok o arşivleri, çağrıyla, kibarlıkla, güzellikle bir arşivleri toplamak gerekiyor. Bundan hem güzel sanatlar olarak, sanatsal anlamda işte şey olarak da faydalanabiliriz. Ne derler ona? Bundan hem icrayı güzelleştirmek için, icraya zenginlik katmak için faydalanabiliriz. Hem de etnomüzikolojik ve antropolojik çalışma yapmak amacıyla da faydalanabiliriz. İşte birçok doktora tezi yapıldı. O tezler yapıldıktan sonra o tezlerle ilgili ses kayıtlarının işte makale yapıldı. Makalelerle ilgili ses kayıtlarının mutlaka toplanıp o arşive kazandırılması lazım. Ben kendi çapımla öyle küçük bir arşiv yapmıştım Malatya'da. Ama ben yalnız savaşçı olduğum için tabii gücüm, enerjim her şeye yetmediği için çok küçük çaplı kaldı. Başka konularla ilgili de kurumsal sıkıntılar da vardı. Başka konularla ilgili de çalışmalarımız vardı. O açıdan o öylece kaldı. Evet, bu böyle. Başka sorunuz var mıdır? Yoksa ben de biraz daha açabilirim bu bahsettiğim şeylerle ilgili olarak hocam. Başka sorunuz yok Banu Hocam. Her iki sorumuza verdiğiniz cevaplara çok aydınlatıcı, bilgilendirici oldu. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Şöyle söyleyeyim. Müzikle ilgili olarak. Şimdi mesela der ki, önce söz vardı der Yuhanna İncil'inde. Başlangıçta söz vardı der ve bunu söz Tanrı ile birlikteydi, söz Tanrı'ydı diye başlar kutsal kitapta, Yeni Ahit'te. Yine İslamiyet'te peygamberliğin Hazreti Muhammed'e tebliğ edildiği Hira mağarasında bir Alak suresi iner. Alak zigot demek aslında. Orada oku, yaradanın Rabbinin adıyla oku, insanı bir kan pıhtısından yarattı der. Şimdi burada bu örnekleri niye veriyorum? Biz okumak deyince aslında seslendirmek ve sesi işitmektir o. Biz okumayı sadece şey zannederiz, müzik zannederiz. Okumayı sadece düz metini okumak sanırız. Cancak Rousseau'nun dediği gibi önceden diyor şarkı ve söz birlikteydi diyor. Dolayısıyla mesela bu sureye mesela bahsettiğim Alak suresine adını veren bir zigot, bu surede yaratılış ve ses arasında derin bir bağlantı kuruluyor. Ve İncil ve Kur'an'dan verdiğimiz bu örneklerde söz ve okuma kavramlarından söz edilirken bu kavramlar seslendirme manasına geçer. Ve burada ezgisel ve ritimsel ve makamsal müzik öğelerinden ayrı değildir bu seslendirme. Ezidilikte de mesela ezidilik İslamiyet kabul etmeden önceki Kürtlerin inançlarıdır. Öyle bir açıklama yapayım hemen. İnsan yaratılışı müzikle birlikte var olur ve ruh bedene girmek suretiyle yaratılırken ruha müzik üflenir ve yaratılışa bir şey olur. Nasıl diyeyim? Yaratılışa bir sema atfedilir. Ruh bedenden yine müzik aracılığıyla çıkar. Dolayısıyla gene ezid ritüelleri içerisinde mezar başında mutlaka bir kaval ve bir tefle bir şey yapılır. Bir müzik ile uğurlanır gidenler. Gene Alevi Cem ritüelinde kırklar söylencesi kaynaklı kırklar sema insanın yaratılışına ait bir başlangıcın şiir, müzik ve dansla betimlenişidir. Bununla ilgili de benim çalışmalarım olmuştur. Tabii şey, müziğin yaratılış ve ruhla birlikte algılanışı ile ilgili olarak milattan önce 2. yüzyıla ait olan bu Roma mermer lahitleri yani eski mezar taşları üzerinde 9 tane müz vardır. Bunlar müzik kelimesinin de etimolojik kökünü oluşturan ilham tanrıçalarıdır. Bu 9 müz müzik ve sesle özdeş algılanıyor ruh ve dolayısıyla
artık ruh bedenden ayrılarak göğe yükseldiği için ruhla birlikte ilham tanrıçalarının havalandırdığı müzik de onların sayesinde göğe çıkmaktadır. Dolayısıyla müzik ruhun gıdasıdır sözü de oradan geliyor. Yani ruhun müzikle özdeş algılandığı ezoterik inanış dilimize ve belleğimize yansımıştır. Yani bunun örnekleri vardır. Gene mesela bu peri kelimesi de müzlerin Pieria Dağı'ndan, yani Pieria Dağı'ndan şeyinde Olympus'ta Pieria Dağı'nda yaşamış olmalarından dolayı dilimize peri olarak geçiyorlar. Onlar aslında ilham perileri. Yani onlar bizi dilimize de geçmiş ya. Ziyaret ettiği zaman biz o müzler, yani o ilham perileri bizi ziyaret ettiği zaman biz sanatsal anlamda üretim yapıyoruz. Yoksa yapamıyoruz. İşte o mesela tanrısal bir şey o. Dolayısıyla hani var olan bütün inanışların içerisinde ruh madde dualizmi, gnostizm, ondan sonra ezoterik düşünce, bunların hepsi aslında var olan bütün inanışların içerisinde var. Yani antik Yunan'dan tutun Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya kadar müziğin evrensel, insansal ve işte tanrısal bir uyum olduğu Boethius düşüncesinde de var. Aslında herkes aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla bu Platon'un eğitimde beden eğitimi, ruh eğitimi ve İşte beden ve ruh eğitimi için müziği, sporu ve matematiği koyması matematik ve geometri analitik düşünme yeteneğini artırıyor. Beden eğitimi vücudun, kasların, kemiklerin disipliniyle alakalı bir şey. Müzik de ki buna çok ihtiyacımız var, empati duygularını artırmak amaçlı bir şey. Ruhu inceltmek ve empati duygularını artırabilmek için aslında empati bence her şeyden daha önemli. Yani siz isterseniz uzaya gidin, nereye giderseniz gidin. İki insan bir araya geldiği zaman uzay teknolojisinden değil de hep bir başka dostunun ona nasıl yanlış yaptığından, işte bir akrabasının onu nasıl kazıkladığından, böyle şeylerden bahseder. Çünkü ihtiyacımız olan aslında ahlak, her şeyden önemlisi. Dolayısıyla ben müziğin maneviyatı vermek için bir gereç olarak kullanılmasından yanayım. Empati vermesi için bir gereç olarak kullanılmasından yanayım. Çok mesela şu an en fazla ihtiyacımız olan şeylerden biri empatidir yani. Empati yoksunluğundan geliyor başımıza ne kadar kötü şey geliyorsa. Başkasına yaptığımız kötülüklerin de sorumlusu empati yoksunluğumuzdur. Bizim uğradığımız kötülükler de empati yoksunluğundan ileri gelir. Bu empati yoksunluğunu ortadan kaldırabilmenin en iyi yoludur müzik. Ama sadece kendi kültürümüze de gömülü kalmamalıyız. Tamam, yani kendi kültür mirasımızı taşıyalım, bir sonraki kuşaklara aktarmanın yollarını araştıralım ama çok farklı mesela algılar var. Mesela onları mutlaka ele almamız gerekiyor. Mesela dinsel ve estetik kategorileri birleştiren bir Tayland budacılığı terimi vardır. Buradaki ayinin adı Vaikru'dur mesela. Sangita diye bir kavram vardır mesela Brahman törenlerinde şarkıyla enstrümantal müziğin bir araya geldiği ve dansı ve müziği betimleyen hem estetik hem de etiktir. Yani müzik dinden de ayrılmamış çağlar boyunca, empatiden de ayrılmamış, bakın tedaviden de ayrılmamış. Yani hem terapi yapıyor, hem eğitiyor, hem empati kurduruyor, hem de insanlara maneviyatı aşılıyor. Yani müziğin hoşça vakit geçirmek için gerekli olan bir şey olduğu, işte gece kulüplerinde, diskolarda dinlenmesi gereken bir şey olduğu, bu kadar dar bir şekilde hapsedilmesi ya da işte bir tüketim kültürünün bir parçası, ya işte bıktım aynı türküyü dinlemekten, şu Güney Afrika'dan müziklerinden bir bakalım falan. Bu da hedonik bir yaklaşım. Hedonik dediğim hazcı bir yaklaşım. Oradaki anlamı anlamadıktan sonra işte bir dinleyelim bakalım. Orada hiçbir şey vermez size onu o şekilde dinlemek. Dolayısıyla hani bunları çok dikkatli bir şekilde incelemek gerekiyor. Yani kendi kültürümüzün içinde de okumak deriz biz mesela. Aslında deyiş okumak, semah okumak, gazel okumak, Kur'an okumak, ezan okumak. Orada aslında okunan şey Hakk'ın kelamıdır, Hakk'ın sözüdür. Diyor ya, başlangıçta söz vardı Yuhanna İncil'inde. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Yani burada gerçekten hani müziğin ruhu eğitmek, davranışlarımızı eğitmek, empati kurmayı artırabilmek ve mesela ben burada terapiye de çok önem veriyorum. Müzikle terapiyle ilgili bir çeviri editörlüğü yapıyorum şu an, yayınlanmak üzere o da. Orada da şunu vurguladım. Tabii detayıyla burada okuyamam, telif hakları meselesi ama ben terapiyle ilgilenen insanların, hatta belli başlı terapist isimleri var. Çok ünlü bir müzisyenken
Müzisyenliği bırakıyor, otistik çocukları terapi etmeye başlıyor. Bakın, müzisyenlik ne kadar insanın aslında egolarını tavan yaptıran bir şey değil mi? Onu bırakıp bir insan düşünür ve kendini otistik çocuklara adıyor. Şimdi bu maneviyattır, anlatabiliyor muyum? Yani aslında bizim bu çağda ihtiyacımız olan yegane şey bu. Buna ihtiyacımız var gerçekten. İşte geldik, işte gidiyoruz. Yani ben işte bilgilerimi saklayayım. Aman başkası öğrenmesin. İşte ben öğrencimle çalışmayayım, bu makaleyi bir isimle yayınlayayım. Ya arkadaş, sen kimsin ya? Nesin sen? Allah aşkına. Yani şeyde kumsalda bir kum tanesi misin? Yoksa okyanusta bir damla mısın? Yani niye bu kadar bu ego, bu kibir, bu gurur? Nesin sen? Yani evrendeki yerimiz ne? Önce bunları bir sorgulamak lazım. Ondan sonra da bu kıskançlıkları, bu hasetlikleri, efendime söyleyeyim bu bencillikleri, bu makam, mevki, iktidar kavgalarını bırakmak lazım. Yani ben çevremde görüyorum ve gerçekten hayretler içinde kalıyorum. Yani bunlar bizim müziğin derinliğini anlamamızı da engelliyor. İşte en iyi kemanı ben çalarım. Ya arkadaş, tamam, virtüözite önemlidir. Zaten virtüözite bize batıdan gelmiş bir değer. Mesela Anadolu'da virtüözite diye bir şey yoktur. Bir dede cem yapar, işte sazını alır çalır, ama oradaki amaç sözü söylemek için sazı kullanmaktır. Başka hiçbir amacı yoktur. Virtüözite Avrupa'ya bir gelenek olarak, işte özellikle romantik dönemde falan da çok zirve yapmış. Sonradan sonraya Anadolu'ya girmiş bir şey. İşte bağlamada virtüözite. Tamam, bunlara da itirazımız yok. Bunlar da olsun, ama evvela duruş, davranış, oturuş, kalkış. Yani bu işte sanat müziği içerisinde de meşk usulüyle müziğin öğrenilmesinde sadece orada öğretilen müzik değildi ki. Ahlak, oturuş, duruş, bunlar öğretiliyordu evvela. Kürsü başı geleneğinde sadece müzik yapılmaz ki. Toplumsal sorunlar konuşulur, edep erkanı öğretilir, doğruluk öğretilir. Cem törenleri sadece işte cem yapılmak için kullanılan bir şey değildir. Orada, orası bir şeydir, yani edep erkan okuludur. Orası bir yol okuludur, doğruluk okuludur. İşte camide siz bir şey dinlerken, bir ilahi dinlerken ya da tekkede bir ilahi dinlerken işte şarabımı da açayım, çok da güzelmiş işte gibi dinlemezsin orada. Bir eğitimdir, o da bir eğitimdir. Yani dolayısıyla müziği sadece hedonist, yani hazcı anlamdaki bir şeye hapsetmek bizim o değer yüklediğimiz kültürü yeni nesle aktarmamızın önüne geçen bir şey. Yani bunun için de tabii dünya algımızı değiştirmemiz lazım. Mesela kapitalist ekonomik düzen, aslında düzenin bize sunmuş olduğu nimetler aslında bizim için panzehir değil de zehir gibi. Yani biz ne ihtiyaç, ne lüks, bunu çok iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Bunu ayırt ettiğimiz zaman bilim yapmaya da, sanat yapmaya da, felsefe yapmaya da, düşünmeye de zamanımız kalır. İşte benim 3 tane ayakkabım var, ya 4.sünü de alayım, 5.sünü de alayım dediğinde internette geziniyorsun en güzelini bulmak için. Bir bakıyorsun. Ben yaptım, yani denediğim için biliyorum. Abi bakıyorsun 2 saat geçmiş. Ya sen o 2 saatte kaç satır kitap okuyabilirsin? Yani bir de bunları böyle düşünmek gerekiyor. Böyle istiyorum. Eğer duruşumuz yani maddiyata yüz çevirerek ve maneviyatı önemseyerek bir hayat tarzı geliştirirsek, buna uygun yaşarsak, buna uygun davranırsak, buna uygun hareket edersek, soyut olan bütün kültür ürünleri, yani bütün soyut olan işte felsefedir, mitolojidir, dindir, teolojidir, işte müziktir, resimdir, sanat akımlarıdır, tarihtir. Soyut olan her şeyi ve maneviyata olan bütün düşkünlüğümüzü hayatımızın içine koyarsak bütün kültür ürünlerini de taşıyabiliriz. Bunun için de müzikte yapılması gereken bence sadece müziği bir tını olarak algılamak değil, o tını aracılığıyla hangi kültürün ne şekilde taşındığı üzerine kültür analizi yapabilmenin yöntem ve tekniklerini öğrenmek, öğretmek gerekiyor. Bu anlamda da hani kültürel müzikoloji ya da etnomüzikoloji dediğimiz alanın özel bir önemi olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden de hani bu alana özel bir önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Müzikolojinin tabii çok farklı alanları var. Daha sonra bir oturum daha yapılarak işte Türkiye'de tarihsel müzikoloji niçin kısır kalıyor? Tarihsel etnomüzikoloji derken ne yapabiliriz? İşte sistematik müzikoloji niçin heterojendir? O konuda neler yapılabilir? Ya da yeni müzikoloji alanı nasıl bir yaklaşım sergiler? Bu konular üzerinde ayrı bir tartışma konusu oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Ve bu şekilde sözlerimi sonlandırıyorum.
Evet, programa katılımınız, yaptığınız sunum ve bu anlamda sağladığınız katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Çok sağ olun. Bir şey değil. Görüşürüz. Sağ olun hanım. Evet. Vakit ayırıp bizleri de dinleyen değerli dinleyicilerimize de şükranlarımızı buradan sunuyoruz. Evet değerli dinleyiciler, Müzik Bilim Web Konferansları adı altında gerçekleştirdiğimiz programın sonuna geldik. Bir sonraki Müzik Bilim Web Konferansında yeniden görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.